Hocam bir şehir efsanesi var. Kim o? Senle Bordo ile ilgili. Ne hani gibi? Milan Bordo maçı, evet. Topsana çarpmış Bordo'da duran. Doğru mu? O konuyu bir anlatır mısın? Ben Bordo'da iki defa maç yönettim. Biri bir Alman takımı, Kaiserslautern miydi neydi? Bir de Milan maçı. Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'di. UEFA. Ya, UEFA finali. Pardon. Ha. Pardon. 2-0 ilk maçı Bordo Milano'da 2-0 kaybetmişti. Milano'da Bordo kendi evinde Milan'ı 3-0 yendi. Kimdi bu şunu? Yabana top bu çarptı gol oldu. Neden? Hayır, şehir efsanesi var. Ya neyi şehir efsanesi? Herkesin ağzında dolaşıyor. Bakarsın çakalın görüntüleri ne çarpması. Bu şehir efsanesi, ben bu efsanelerden çıktığını da biliyorum, ismini söylemeyeceğim. Tamam. Bu efsane böyle bir şey yok. 3-0 geldi, kazandı. Milan efsanesi bitti. Maç bitti. Capello'yla şaşırdı. Capello olan Milan'ın hocası. Evet. Ancelotti takımda mıydı o sırada? Ancelotti oynuyor. Tabii Ancelotti derken oynuyor. Efendim Bordeaux'da... Hatta diyorlar ki senin Ancelotti antipatin... Bordeaux'da Zidane vardı. Bu maçtan dolayı. Alakası. Zidane Bordeaux'daydı. Zidane Bordeaux'da. Dugarry Bordeaux'da. Dugarry. Lekip neler yazmıştı? İyi bir şey yazmamış. Süper. Gol atmış abi. Attın yani, değil mi? Bu lafları evladım söylerken arkasında ispatı yok böyle bir şey. Penaltı attım. Pozisyonu attım, o zaman hocam anlatın da. Yani bak, bu konunun açılacağını bilseydim ben neticede o görüntüyü bulmaya çalışırdım da. Siz anlatın pozisyonu top isterseniz. Top oyun esnasında hakeme hiç çarpmıyor mu? Çarpıyor. Tamam. Top oyun esnasında. Bir atış kullanırken taç çizgisi serbest yerlerden. Serbest benim ayağıma çekip mesela Kazım Bey'e mi verilecek top? Top Gürcan Bey Kazım Bey'e mi veriliyor? Pas verirken top ayağıma çarptı, yine top Kazım Bey'e gitti. Kazım Bey birine verdi, biri birine verdi, biri de uzaktan şut çekti, gol oldu. Nasıl bana çarpıyor? Ha benim ki ben kafayla attım golü. Attıysam ben attım. Var mı diyeceksiniz? Ben attım kardeşim. Zidane ortaladı. Dakika 85. Ancelotti ile Costa Curta'nın arasından kalktım, kafayı vurdum. Tamam. Kalkamazsın ya. Kalktı bugün gençtim kardeşim. O zaman kalktık. Şimdi kalkamayız. Doğru da o zaman kalktık. Hayır öyle diyorsunuz da ben attım. Var mı diyeceksiniz? Kimse demiyor hocam. Hayır, yani şehir efsanesi ya be. Hayır efsane hakikaten efsane hocam. Kime sorsak onu söylüyor. O önce attığı golden savrundu versin falan diye. Ben cidden söylüyorum yani. Madem gerçekler çıksın diye. O maçla ilgili ciddi eleştiriler getirdiler. Yanıl Lekip gazetesi. Ertesi gün Lekip yanıl arama yapması lazım öyle bir şey olsa. Ben hatırladım öyle bir şey. Niye hatırlıyorsun sen? Lekip gazetesini ben sana getireyim. Kazım abi Alain Juppé. Soyun odası Başbakan değildi. Soyun odasına gelmiş. Ben onu çaycı zannettim. Bak vallahi bildim. Çok üzüldüm sana. Yaparsın bu hataları. Bu hataları sıkça yaparsın. Hemen de adamın alnında Alain Juppé. Ben Fransız Başbakanı nasıl tanıyayım? Laval olmayı sevmez ya Ahmet Hoca. Sen o zaman ooo Mesut Alain falan dersin. Böyle gayet bir omuz ışıklı. Yok ya. Buyur edersin. Bayılırsın ötür şeylere. Alain Juppé ile Versailles Sarayı'na çıkarsınız. Hocam anlasanıza nasıldı o olay? Ya şimdi gecenin sabah saat 4'ünde beni boşluyorsunuz. Hayır zaten ben kardeşim. Bir başlarsak sabah olur. Ya boş ver. Maç bitmiş. Başka bir zaman. Bordo yıkılıyor. Kazandı, Milan eledi. Milan elemişler. Capello'da bir karış surat falan. Kapı açıldı. Böyle saçları dök. İnce uzun bir adam kafayı soktu. Ben dedim ki kapat kapıyı kapat. Hadis. Şimdi ben rapor mapor yazacağım. İçeri girmeyi zorluyor. Gelebilir miyim falan diyor. Böyle tuhaf İngilizceydi. Sıkıntılı bir adam ama yani. Kibar fakat sıkıntı var adamda. Tanımıyorum da hiç. Kapat dedim. Şu boşları çayları da al çık dışarı. Böyle çay kahve bardağı falan var. Çıktı. Aradan bir 5-10 dakika geçti. Bizim ihmandar geldi dedi ki Mösyö Çakar böyle böyle Fransa Başbakanı Bordeaux'dur maça gelmişti. Sizi bir tebrik etmek için içeri girmek için uygun mu dedi. Tamam gelsin dedik yani. Halbuki her ne kadar UEFA kurallarına falan aykırırsa da sonuç olarak bir başbakan. Kor diplomatik bir özelliği var adamı. Fransa'nın 2 numaralı adamı. Doğru mu? Evet. Aa, kapı açıldı bu adam. Siz de renk attı. Renk falan atmaz ya. Babamın oğlum bana ne ya Fransız Başbakanı. Fransız Başbakanı. Ben bilerek bir şey yapmadım hiç ki. Hiçbir mahcup olmadınız. Hiç olmam. Öyle olur gibi davranırım ama olmam. Hocam siz de iyi niye olayım ya? Ben olsam yani bir anda kıpkırmızı geçiyor. Ben kıpkırmızı falan olmam. O kıpkırmızı olsun. Niye? Fransa Başbakanı ise der ki niye önce bir adamı yollarlar. Fransa bir Başbakanı. Fransız Tayyip Erdoğan'ı tanımasa ne dersin? Tanımayabilir ya. Ne demek ya koskoca Fransa Başkanı? Ya tanımayabilir ya. Ama bak Tayyip Erdoğan da diyelim ki İstanbul'da bir maçtan sonra Fransız hakemin odasına çık 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 kapıyı çalıp böyle Tayyip Bey böyle kafayı sokup gelmez. Ne olur? Önce bir adam gelir derler ki Başbakanımız Tayyip Bey eski bir futbolcudur. Efendim bu maçtan da çok sevindi. Sizi bir kutlamak istiyor. Ne diyorsunuz der? Okey der hakem de adamsa. Azıcık şeyi varsa. Efendim kibarlığı varsa. Tayyip Bey içeri girer. Congratulations sir der. Congratulations mister der. Congratulations arbitro der. Ve çıkar. Tayyip Bey bunu yapar. Çünkü siyaseti biliyor. Alain Juppé. O belki havayla karışık. Belki de adamın yaptığı doğru. Ben Alain Juppé'yi tanımıyorum ya. Tanımakta zorunda değilim.
Sonra hiç öyle bir konuşma olmadık yani. Tebrik mi etti hocam? Olmadınız lan bir şey değil. Buyur dedik, bir resimler falan çekildi. Fransız basını, Türk basını falan birileri. Golleri... Metin Tokat'tı galiba, birisiydi, dördüncü hakem. Gollerin kahramanları yazmışlar resimde. Çıktı gitti yani, olur böyle şeyler. Evet. Ama sen olsan o alen şüpheyle telefonlar, kart vizitler. Hemen ve sol omzun kırılır biliyor musun? Böyle yumuşarsın hemen, kibarlaşırsın. Bak sen çok kibarsın. Ben senden çok şey öğrenmem lazım sosyallik konusunda. Böyle bir hemen bir salon adamı haline gelirsin o soyunma odasında. O entelektüel olmanın gerektiği. Tabii öyle zaten. Yani senin gibi yabani olmuyor. Bak kabul ediyorum. Ama entelektüelin ilk göstergesinde sol omuz düşüyor hemen. Ya ülkene bak. Bak. Bu ülkenin başbakanı geldiği zaman. Tanımıyorum. Üzerinde yazmıyor. Alain Juppé başbakan. Yaz. Gördün mü ben tanırdım. Ben senin yerinde olsam kağıdı. Bana Alain Juppé'yi tarif et. Tanır mısın? Tarif etsene. Yok, 5 tane resim getir bu derim. Efendim? 5 tane resim getir bu derim Alain Juppé. Peki saçların ne renk? Sarı mı siyah mı onu söyle Kafi. Sen söyle ya. Ya sarı mı siyah mı onu söyle. Sen, yok, saçsız saç yok. Sen yok, senin gibi. Yok kardeşim Allah Allah bana 5 tane resim gösterdim. Sarı mı peki siyah içeride mı? Göstereceğim. Evet. Artık veda zamanı geldi. Saat şu anda resimler var. Adama gösterin onları. Onlar bilir geçmiş aradan 20 sene. Evet Galatasaray. Jack Chirac'ı tanırım. Ay ben de iyi tanırım. Bordo'ya Montesquieu'yu tanırım. Voltaire'i tanırım. Sen tanır mısın? Tanımam ben. Nereden benim? Ben senin gibi monşer miyim? Alexandre Dumas'ı tanır mısın? Yani laf mı yani tanır mısın? Ne bileyim tanır mısın? Adam kendini takdim ederse ben işte prezident bilmem ne. Aa müsü deriz otururuz. Hemen oturuyorsun. Daha oturma. Bir kere ayaklar geçiyorsun. Hayır, hayır, hemen oturuyorsun be abi. Lütfen derim. Asya uluşsun. Kis kırk yapmadığı sürece problem yok yazın abi. Oturmaz. Oturmaz onun sorunu. Ama sen nezaket kuralını yapıyorsun. Bak şimdi Fransa Başbakanı diyor ki arabaya binelim biraz dolaşabilir miyorsun? Ne dersin? O senin sorunu. Hayır Fransa Başbakanı sana teklif ediyor. Ben neyim? Gazeteci Kasım. Memnuniyetle. Bindiriz. Baba şeyleri kapattı. Çat diye. Dahili şeyden. Tren sistemini kapattı. Ufak ufak Paris, Şanjelize'den çıktınız böyle arka sokaklardan. Evet. Sen Michel'den döneceksin. 120. Efendim? Sen Michel'den döneceksin. Sen Germain demeksin. Sen Germain demeksin. Sen Germain. Sen Michel okulun adı. Sen Germain oranın önemli sen. Neyse hayır. Ben sen Michel. Genel sen Germain'in hayatım. O adamın önündeki genel kültür olsun diye söylüyorum. Sen Michel'dir hocam ya. Sen Germain'den çıktın. Ufak ufak gidiyorsun. Sen 130, sen ben öyle 140, o zaman 160, 180, 200, 220 Fransa Başbakanı'na gidiyorsun. Monsieur, attention derim. Değerli izleyiciler. Sen Sharon Stone'un o filmini seyrettin mi? Son filmin ilk sahnesi. Londra'da geçiyor. Yok. Sapık Sharon bir tane İngiliz futbolcuyu arabaya alıyor. Narkotik bir madde veriyor. Hatırlıyor musun? 240 da aşağı uçuyorlar. Anlamam ben. O tür kültürüm yok. Sapıklıklarla falan sapık ne işin var? Ya bu entelektüel seviyede çok enteresan bir filmin ilk sahnesi. Entelektüel sapıklıkların ne alakası var? O tür fantazilerim yok. Fantazi değil. Filmdeki sahneden bahsediyorum. İstemiyorum. Seyretmiyorum. Seyretmiyorum. Ben Discovery'de bilmem ne belgeseli Ramses'in hayatını seyredim. Daha bana enteresan gelir. Ay, yine bitirdi. İşte bu laf müthiş bir kapatmış. Sen seyredersin. Evet. Bizim vedalarımız